Evet, merhaba çocuklar. Bu ders sosyal bilgiler dersi işleyeceğiz. Sosyal bilgiler dersinde sosyal kulüpler konumuzun başlığı da sosyal kulüpler. Hani normalde okulda neler vardır? Türkçe vardır, matematik vardır, fen vardır, beden eğitimi vardır, müzik vardır, değil mi? Ama bu sosyal kulüpler daha farklı. İlgi ve yeteneklerimize göre okul ortamında bir çeşit böyle ders gibi olan fakat dersteki kuralların dışında tamamen kendinizi geliştirmeye, böyle ilgi alanlarınızı, becerilerinizi arttırmaya yönelik böyle bir çeşit bir sosyal kulüp dersi diyelim biz bunlara. Sosyal kulüpler vardır. Bu sosyal kulüpler ilgi ve alanlarınıza göre seçiyorsunuz. Evet, müziğe karşı bir ilginiz varsa müzikle alakalı kulüpleri, sportif faaliyetlere karşı bir ilginiz, bir yeteneğiniz varsa işte beden eğitiminin dallarıyla alakalı kulüplere seçip o alanla ilgili kendinizi geliştirme imkanı sağlayabileceğiniz derslerdir bu sosyal kulüpler. Sosyal kulüplerle ilgili bakınız konu anlatımında nasıl böyle bir giriş yapılmış. Sitemizle alakalı bakalım. Şimdi sosyal kulüpler. Okullarımızda dersler dışında sosyal kulüpler, gösteriler, geziler, spor ve sergiler gibi birçok sosyal ve ilgisel etkinlik yapılır. Sosyal kulüpler önemli sosyal faaliyetlerden biridir diyor. Bakın müzik kulübü var, spor kulübü, seramik kulübü, dans kulübü, akıl oyunları kulübü. Aslında bunlar çocuklar yani normal günlük hayatın monotonlaşan, sıradan gelen hayatımızı renklendirmeye yönelik uygulamalar. Ayrıca bu sosyal kulüpler ne işe yarıyor biliyor musunuz? O alanda kendinizi geliştiriyorsunuz. Belki ileride meslek seçiminize bile etkileyecek uygulamalardır bu sosyal kulüpler. Diyelim ki mesela bakın müzik kulübünü seçtiniz değil mi? Müzik kulübünde bir enstrümanla başladınız eğitim almaya. O alanda kendinizi epeyce bir geliştirdiniz. Baktınız ki mesela konservatuvar bölümüne gitmişsiniz üniversitede. Değil mi? Bakın bu sizin meslek hayatınızı bile etkiliyor. Evet, insan hani sosyal bir varlıktır. Sosyal alanlardaki gelişmek, oralarda tecrübe kazanmak ister. Onunla alakalı da kulüpler var çocuklar. Bizler de bunu okullarımızda görebiliyoruz. Müzik kulübü, spor kulübü, seramik kulübü, dans kulübü, akıl oyunları kulübü. Şimdi sosyal kulüpler ne işe yarıyor? Kendimizi tanımamızı, yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlıyor. Evet. Yeteneklerimizin gelişmesini sağlıyor, yeni beceriler edinmemizi sağlar, görev ve sorumluluk bilincimizi geliştirir, özgüvenimizi arttırır, sosyalleşmemizi sağlar ve bir gruba ait olma, işbirliği yapma duygularını yaşatır. Bakıyorum düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırır. Derslerimizde başarımızı olumlu etkiler, ders başarımızı olumlu etkiler artmasını sağlar. Şimdi bunlar nasıl bu kulüplerin faydası olabiliyor? Aslında çok basit. Ya kendini tanıyorsun, müzikle ilgili yeteneğini keşfediyorsun, tamam mı? Evet, ve bu yetenekleri geliştirmiş oluyorsun. Yeni beceriler edinmeyi sağlıyorsun, değil mi? Mesela hiç resim dersi görmeseniz resmi çizmesini bilemezsiniz. Yani belki teknik kullanarak kendi beceriler edinmeni sağlar. Görev ve sorumluluk bilincini geliştirir. Evet, mesela yardımlaşma kulübü kurdun. Aranda bir görev dağılımı yapıyorsun. Ne oluyor? Görev ve sorumluluk bilincini geliştirmene bunlar katkı sağlıyor. Özgüveninizi arttırır. Çünkü niye bir görev almışsın? O görevi yerine getiriyorsun. O da sana özgüven arttırır çocuklar. Evet, bir gruba ait olma, işbirliği yapma duyguları geliştirir dedik. Düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırır. Derslerinizi başarılı olumlu etkiler. Neden bu olumlu etkiliyor biliyor musunuz? Zihninizi boşaltmış oluyorsunuz. Bu gibi sosyal kulüplerle, kulüp çalışmalarında zihninizi boşaltarak aslında yeni bilgiler öğrenmeye hazır hale gelmiş oluyorsunuz.
stresten uzaklaşmış oluyorsunuz. Monoton bir hayattan kurtulmuş oluyorsunuz. O açıdan düşündüğünüzde derslerinize başarılar getiriyor bu sosyal kulüpler. Evet, bakın resimler kulüplerle ilgili, işte müzikle alakalı kulüp, resimle alakalı, yine başka bir müzikle ilgili ve şu kulübümüzde ne? Beden eğitimiyle alakalı bir şey. Evet, şimdi çocuklar, öğrencilerin sosyal bir topluluk kurma nedenleri neden? İlgi duydukları alanlarda faaliyet yapmak için, meraklarını gidermek için, istedikleri grupları oluşturabilmek için, bir harekete öncülük etmek için sosyal topluluk ve kulüp kurmaların nedenleri. Bugün başlıkları sayabiliriz. Şimdi bakınız, mesela resimle alakalı bir kulüpten bilgi veriyor size. Çizim yapmayı seven, karikatür incelemekten ve okumaktan hoşlanan öğrenciler bir araya gelerek karikatür sevenler topluluğunu oluşturabilirler. Böylece beraber karikatür çizme, paylaşma ve karikatür yarışmalarına katılma etkinlikleri yapabilirler. Evet, bu çocuklar resim yapmayı, karikatür yapmayı sevip bir araya gelmişler. Bununla alakalı bir kulüp kurmuşlar. Bunun çocuklar, yani bu işin, ben herhangi böyle bir kulüp kurmak istiyorum diyorsanız bunu çok kolaylıkla okulumuzda sağlayabilirsiniz. Çünkü bunun Milli Eğitim Bakanlığı'nca yani resmiyette bunun yeri var. Evet, okul idaresinden izin alarak böyle kulüpler kurabilirsiniz. Mesela Mavi Kafak toplama şeyine giriştiniz değil mi? O kulüp o kapaklarını bayağı bir topladık, bir kenarda duruyor. Onlarla alakalı mesela bir kulüp kurabilirsiniz. Güzel de bir çalışma olmuş olur. Evet. Bakıyorsunuz, macerayı seven, doğada olmaktan ve spor yapmaktan hoşlanan çocuklar oryantilik topluluğu kurdular. Oryantilik arazide yapılan bir tür spordur. Bu topluluğa katılan çocukların hızlı düşünme, hızlı karar verme, bir hedefi kısa sürede bulma becerileri geliştirir, harita ve pusula bilgisi artar. Evet, bir etap var. Etapta elindeki haritada olan şeyler var. Şunu birazcık değineyim. Çok eğlenceli bir şeydir. Beden eğitimi, işte mezunu olanların kendi alanında, yani bu da ayrı bir branş olarak şu an ülkemizde kabul ediliyor. Hatta bu oryantilik sporunun federasyon başkanı benim teyzemin oğlu şu anda, o yapıyor, düzenliyor. Çocuklar aslında böyle nasıl biliyor musunuz? Yani Survivor gibi bir yarışma, bir yere bir şeyler saklanıyor. O diğer takımdan önce varmaya çalışıyor. İşte harita üzerinden o saklı olan şeylere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz? Harita kullanıyorsunuz, pusula kullanıyorsunuz. Takım halinde böyle bir yarışma halinde. Çok eğlenceli bir kulüp. Ne diyor bak, hızlı karar verme, bir hedefi kısa sürede bulma becerilerini geliştiren bir faaliyetmiş bunlar. Müzik yapmaktan hoşlanan, ritim duygusunu gelişmiş ve bedenini iyi kullanabilen çocuklara vurmalı çalgılar topluluğu oluşturabilir. Vurmalı çalgılar topluluğunda birlikte uyumlu hareket ederek güzel etkileyici sunumlar yapılabilirmiş. Mesela vurmalı çalgılar topluluğunu oluşturabiliyorsunuz. Bakın, bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Uzay ve gökyüzünü merak eden, bu konuda araştırma yapmak ve daha çok bilgi edinmek isteyen öğrenciler astronomi topluluğunu kurabilir. Böylece yaşadığımız ortamı daha iyi anlama, uzaydaki ve çevredeki olaylara bilimsel yaklaşma becerilerini geliştirebilirler diyor. Evet, uzayı ve gökyüzünü merak edenler bu konuyla alakalı bir kulüp kurabiliyor. Şimdi bakıyorsunuz böyle sorularımız geldi. Aşağıda hangileri okul yaşamında kurulması ya da oluşturulması önerilen sosyal kulüplerden olabilir? Üzerine toplayın demiş. Mesela yazar öğrenciler topluluğu, bu böyle bir kulüp okul ortamında gider, kurulabilir. Çağdaş anneler topluluğu, okulda annelerimiz öğrenci olmadığı için böyle bir kulüp okulda kuramazlar. Çevreyi güzelleştirme topluluğu olabilir değil mi? Böyle bir çevre sevgisi olan öğrencilerimiz yapabilir. Genç gazeteciler topluluğu.
Türkiye Şoförler Topluluğu Kodlama ve Teknoloji Topluluğu. Şimdi bu kodlama bilgisayarla alakalı, bunu yapabiliriz ama şoförler olamaz okulda, genç gazeteciler. Yani belki olabilir hani ama gazetecilik, gazeteciler topluluğu. Yani önce bir gazeteci olacaksın ki sonra topluluğunu oluşturabilirsin. O yüzden okulda kimse gazeteci değil ama genç yazarlar olabilir, değil mi? Kodlama ve Teknoloji Topluluğu'nda kabul ediyoruz. Şimdi bakalım burada öğrencilerin bir takım ilgi ve yetenekleriyle alakalı çocuklar bilgileri var. Bunları dinleyeceğiz. Hangi öğrencinin hangi konuya karşı bir ilgisi varsa o konuyla ilgili kulüplere yönlendireceğiz. Çok basit. Siz kendinizi öğretmen yerinize koydunuz. Çocukları dinliyorsunuz, sana şu kulüp gider diyorsunuz. Bakalım bu öğrenci ne diyormuş? Benim nevretim hareketler yapmayı severim. Bu yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Evet, ritmik hareketler yapmayı seviyorsa akıl oyunları, drama, seramik, üflemeli, dans kulübü. Ritmik hareketler yapmak bence dansla alakalıdır. Evet. Bu çocuk yine geldi bak. Şimdi bunu dinleyelim. En becerim gelişmiştir. Maddeleri biçimlendirerek nesneler yapmada çok başarılıyım. Evet, el becerisi gelişmiş nesneler ortaya çıkartabiliyorsa benim aklıma seramik geliyor. Çünkü el becerisiyle alakalı değil mi? Şuna bakalım ne diyor? Müzik ilgi alanlarımdan biridir. Özellikle yan flüt çalmayı severim ve bu Evet. konuya ilgi duyan arkadaşlarla çalışmak isterim. Yan flüt üflemeli diyorsun. Akım yürütmeyle başarılıyım. Bu becerimi daha da Evet. geliştirmek ve yarışmalara katılmak istiyorum. Şimdi üflemeli ne oluyor? Yan flüt üflemeli bir çalgı oluyor. Onunla alakalı kulübe yönlendirdik. Şurayı dinleyelim. Akım yürütmeyle başarılıyım. Bu becerimi daha da geliştirmek ve Tabii yarışmalara bu katılmak akıl istiyorum. oyunları kulüplerine gider. Bu arkadaşlar Tiyatro yapıyormuş. izlemeyi severim. Rolyam. Evet, tiyatro diyorsa dramayı. Şu ne diyor bakalım? Hareketli oyunları severim. Sportif faaliyetlerde bulunmayı, özellikle atletizmi çok severim. Evet, atletizm, atletizmle Kulüp çalışmalarıyla ilgili cümlelerdeki boş bırakılan yerlere bu sözcükleri sürükleyin. Şimdi çocuklar, aslında göründüğü kadar hani kolay bir konu değil mi? Yani burada maksat ne? Kulüp deyince senin ilgi ve yeteneğini arttıracak, sosyalleştirecek, derslerine başarını arttıracak, özgüvenini arttıracak. Bir sürü olumlu faydası var. Kulüp çalışmaları yeni beceriler edinmemizi sağlar. Sorumluluk alma ve görev bilincimizi geliştirir. Sosyalleşmemizi sağlayarak özgüvenimizi artırır. Katıldığımız topluluklarda işbirliği yapmayı öğreniriz. Derslerdeki başarılarımızı olumlu etkiler. Evet, şimdi konuyla ilgili gene bu kulüp isimleri var. Bayağı bir örnekte vermiş. Ben şimdi size o örnekteki kulüp isimlerinden birkaç tane göstereceğim. Evet çocuklar, sosyal kulüplere örneklerimizle devam edelim dersimize. Bakın hangi kulüp örnekleri var. Kızılay Kulübü, Spor Kulübü, Kültür Edebiyat, Resim Kulübü vardı. Hemen birazcık geliyorum. Folklor Kulübü, Müzik Kulübü bunlardan bazıları. Yine Çevre Koruma Kulübü, Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü, Sivil Savunma Kulübü, Kütüphanecilik Kulübü, Tiyatro Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Hayvanları Koruma Kulübü, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü, Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü, Demokrasi, İnsan Hakları, Yurttaşlık Kulübü, Engellilerle Dayanışma Kulübü değil mi? Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü, Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü, Satranç Kulübü, Yeşilay Kulübü, Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü, Okul Müzesi Kulübü, İzcilik Kulübü, Meslek Tanıtma Kulübü, Çocuk Hakları Kulübü,
bu kulüplerden yine bazılarına örneklerdir. Evet, bu kulüplere şey yapıyoruz. Şimdi bakınız, spor kulübüyle alakalı, spora karşı meraklıysan spor kulübü, dansa karşı meraklıysan folklor kulübüne, akıl oyunlarına, satranca karşı meraklıysan da satranç kulübüne gidiyorsunuz. Evet, öğrenciler okullarında folklor ekibi çalışmaları, çevre gezileri, spor etkinlikleri, okul çevresi temizliği, satranç turnuvaları, milli bayram kutlamaları, kütüphane düzenlemeleri gibi faaliyetler yapabilirler. Okul dışında ise düğün, bayram ve festivaller demiş, tiyatro ve sinema gösterimleri, sivil toplum örgütlerine yardım kampanyaları, yaz kursları düzenleyebilirler çocuklar. Evet, bakalım. Şimdi kulüplerle ilgili yine bir takım sorularımız var. Hangisi eğitsel kulüp çalışmalarını sağladığı katkılardan biri olamaz diyor. Bencillik duygusunu, bak olamaz diyor, olumsuzunu düşüneceğiz. Bencillik duygusunu kazandırır. Evet, bu olamaz baştan. Yani farklı düşünce ve görüşlere sahip olmayı sağlar. Evet. Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır. Evet. Yardımlaşma duygusunu kazandırır. Evet. Bencillik duygusunu kazandırır. Hayır diyoruz. Kitap okumayı seven bir öğrencinin hangi eğitsel kulübe üye olması daha doğru olur? Kitap okumayı seviyorsan kütüphanecilik kulübüne üye olmalısın. Evet. Şimdi konuyla alakalı birkaç tane de soru çözelim ve bu dersimizi bu şekilde bitirelim çocuklar. Çocuklar, konumuzla alakalı test sorularına geçelim. Bu test sorularını bitirerek dersimizi de burada sonlandırmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi kulüplere katılımının öğrencilere sağladığı yararlardan değildir? Yararlardan olmayanı soruyor. Notların yükselmek için sınavları hazırlamak. Notların yükselmek için değil. Ya bu bir fayda sağlanmaz. Evet. Çevresindeki sorunlara ilgili olması var. Kendi güven duygusunun artması var. Becerilerin geliştirmesi var. Notlarını yükseltmek için sınavları hazırlamak. Yani bu kulüpler, bu sosyal kulüpler benim matematikte beni hazırlayan bir kurs değildir. Yani o açıdan düşünün. Elbette ki sosyal kulüpler ders başarımızı etkiliyor ama doğrudan bana konuları öğretmiyor. Ben öğrenebilecek bir sağlam zihnimi bu kulüplerden elde etmiş oluyorum. Ama bu kulüpler bana kursçuluk yapmıyor, onu unutmayın. Evet, notları yükseltmek için sınavlara hazırlanmak, sosyal kulüplere katılımının öğrencilere sağladığı yararlardan değildir çocuklar, bunu işaretledik. İkinci soru, şehirden uzak ortamlarda yürüyüş yapmayı severim. Ormanda kamp yapmak en büyük tutkumdur. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, çevremizde gördüğümüz tüm canlılar ilgimi çeker. Onların yaşamlarını ve yaşam alanlarını çok merak ederim. Bu öğrenci okulunda aşağıdaki kulüplerin hangisinin kurulmasını önerebilir diyor. Evet, şehirden uzak nedir? Doğada yaşam topluluğu, değil mi? Bunun kurulmasını tavsiye edebilir. Hangisi, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bir kulübü çalışmalarına katılma nedenlerinden biri olamaz? Sevdikleri faaliyetleri yapmak için olabilir. Bir alandaki merakını gidermek için olabilir. Çevreye yararlı bir harekete öncülük etmek için olabilir. Okulda yapılacak tüm etkinliklere karar vermek için. Ben şu kulübe gideyim, buna karar vereyim. Ben şuna gideyim, buna karar vereyim. Değil, o değil. Sadece ilgi ve yeteneklerine ait olan kulüplere gitmen gerekiyor. Okulda yapılacak tüm etkinliklere karar vermek için değil çocuklar. Bunu da bu şekilde bilelim. Çağan ve arkadaşların son günlerde fazla bilgisayar kullanımının çocuklara zarar verdiğini ve bu konuda bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünmektedir. Bunun için bir topluluk kurarak diğer öğrencileri bilgilendirmek ve bilgisayarı bilinçli kullanmalarını sağlamak için etkinlikler yapmaya karar verdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu çocukların burada toplulukları çalışmalarından biri olamaz diyor. Bilgisayarı nasıl kullanalım sunumunu gerçekleştirme olabilir yani. Bilgisayarın olumsuz yanlarından bilinçlendirmek için bilgisayarı nasıl kullanalım sunumunu gerçekleştirme olabilir. Bilinçli ol, zarar görme afişi olabilir. Bilinçsiz bilgisayar kullanım zararlarının konulu öykü yarışması olabilir. Bilgiye kısa yolda, kısa zamanda ulaşma mucizesi, bilgisayar resim sergisi, bu bilgisayarların olumsuzluğunu anlatan bir konu
olamaz D seçeneğini işaretliyorum. Kulüp çalışmalarında üyeler kulübün projesi için yeteneklerine uygun görevler alırlar. Her biri aldığı görevi başarıyla yerine getirmek için uğraşır. Çünkü hangisiyle tamamlanır? Her biri kendi bireysel başarısı için çalışır olmaz. Çünkü herkes çalışmasını bireysel olarak sergiler olmaz. Çünkü bireysel başarı grubun başarısını da arttırır. Bu olur çocuklar. Altıncı soruya bakın. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sanat alanında oluşturduğu sosyal kulüplerdendir? Sanat. Evet. Şimdi sanatla ilgili diyorsunuz. Bakıyorsunuz satranç akılla alakalı. Dansla anlat topluluğu sanata girebilir. Fen teknoloji, oryantilik. En çok sanat nedir? Mesela danstır. Ben dansı gördüğüm için buna B seçeneğini diyorum. Şimdi şuraya bakalım. Sağlıklı bir çevrenin yaşamamız için önemli olduğunu biliyor ve bu alanda çalışmalar yapılıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamamız için önemli olduğunu biliyor ve bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Tarih eserleri incelemek ve onlar hakkında bilgi edinmek için geziler düzenliyor. Bir orkestra oluşturarak konser ve gösteriler düzenliyoruz. Bazı sosyal kulüplerin çalışmaları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sosyal kulüplerden biri değildir diye soruyor. Evet, bakın. Olamaz diye diyorum. Ben gezgin turistler olabilir, çevreyi koruma olabilir, telli çalgılar, topluluğu olabilir desek. Yani o orkestra oluşturulmuş ya. Ama modern dans buna girmiyor değil mi? Ben olsa bunu A yaparım. Modern dans olamaz diyorum. Aşağıdakilerden hangisi çağ ve arkadaşların kuracağı topluluklardan biriz? Topluluklardan olamaz diye soruyor. Şu an arkadaşlar son günlerde fazla bilgisayar kullanımı çocuklara zarar verdiğini ve bu konuda bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünmektedir. Bunun için bir topluluk kurarak diğer öğrencileri bilgilendirmek ve bilgisayar bilinçli kullanmaları sağlamak için etkinlikler yapmaya karar verdiler. Evet, korucu kuracağı, çağın ve arkadaşların kuracağı topluluklardan olamaz. Bilişim kodlama topluluğu düşünelim. Bilinçli, bilişim bilginler topluluğu olur, bilinçli diyor. Çünkü ne ya, bilinçli demek neyin ne zaman nasıl yapacağını bilmek demektir. Bilinçli bilgisayar kullanıcılar topluluğu olur. Çocukları bilgisayar zararlarından koruyalım topluluğu da olur. Ama bilişim ve kodlama topluluğu olamaz. Bunun başında bilinçli olsaydı olur diyecektik. O yüzden bunu da ne yapıyoruz? A yapıyoruz. Kulüp çalışmalarımızda insanların yaşamını olumsuz etkileyen sosyal sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bakın, sosyal yaşama çözümler bulmaya çalışıyor. İhtiyacı olan insanlar için yardım kampanyaları düzenliyor. Kermesler yapıyor. Kaan üyesi olduğu kulübün çalışmaları yukarıdaki şekilde anlatmaktadır. Buna göre Kaan hangi sosyal kulübün üyesi olabilir? Düşün, sosyal sorunları, insanlara yardım ihtiyacı olan insanların yardımla alakalıysa hayvanları kulübe, koruma kulübü değildir değil mi? Çünkü insanlardan bahsediyor. Çevreyi güzelleştirme kulübü olabilir mi? Çevreyle ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Sosyal yardımlaşma olabilir. Sosyal yardımlaşma, akıl oyunları olamaz. Ne yapıyorum? Sosyal yardımlaşma kulübü diyorum. Ve son soruya bakalım. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki nokta nokta kullanmak ve geliştirmek için kulüp çalışmalarına katılırlar. Anlatımdaki boşluğu yukarıdakilerden hangileri yazılabilir? Evet. Öğrenciler ilgi duyduğundaki alanların yeteneklerini kullanmak ve geliştirmek için kulüp çalışma katılır. Bir var. Öğrenciler ilgi duyduğundaki becerileri, bu da oluyor. Öğrenciler ilgi duydukları bilgileri kullanmak ve geliştirmek, bu da oluyor. Demek ki hepsi oluyorsa D seçeneğini çocuklar işaretleyelim. Evet, sınavı da bitirelim ve tamamlayalım. 10 tane sorumuzda onu da bu şekilde doğru yaptığımızı görüyoruz. Evet, bir sonraki ders ne yapalım? Yine konumuzla alakalı evlerinizde bulunan kitaplardan ve fasikülden etkinlik sayfalarını yapalım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.